Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz gene bir geometri sorusu ekranlarınızda. Bu soru internette karşımıza çıkan bir soru. Pardon, şuraya yanıtımızı alırsak. İnternet. Bu soru temel matematik bilgileriyle çözülebilecek olan ama görmesi zor olan soru türlerinden birisi. Sordukları şu verilenlerin ışığı altında şu x açısı kaçtır diye sormuşlar. Sorulan soru bu. Evet, isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz soru üzerinde çalışmak istiyorsanız. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi ilk başta şuradan bir doğru indirirseniz 20 derecelik. Ondan sonra ne diyelim? Şuraya K diyelim. Şurası 20 derece olsun. Şimdi gördüğünüz gibi şurası 80 derece. Şurası 20 derece ise şurası da 80 derece olmak durumunda. Dolayısıyla burada tabii ki ikizkenar üçgen elde ediyorsunuz. Bu bir. İkincisi, şunu yapabilirsiniz. Şimdi şurası 20, şurası 40 tabii ki. 40 derece. Ondan sonra 80. Şurası nedir? 100 derece. 100, 40, 40 derece. Dolayısıyla şurası ve şurası da birbirine eşit çıkar. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra şunu yapabilirsiniz. Şimdi şurası 20 derece, şurası 40 derece, şurası tabii ki 80, 110. Nedir? 70 derece. 70 derece. 70. 110. Şurası da 70 derecedir. Dolayısıyla şu şurası şuraya eşit. 70 110, 110, 130, 50 derece. Gördüğünüz gibi B, C, F üçgeni de ikizkenar bir üçgen. Burası ile şurası şuraya eşittir. Şimdi buradan şunu yapabilirsiniz. Şu K ile F'i birleştirirseniz şimdi şurası şu üçgene odaklanırsanız B, K, F üçgenine. B, K, F üçgenine odaklaşırsanız gördüğünüz gibi şurası ve şurası birbirine eşit. Şurası 60 derece. Dolayısıyla şu açı ve şu açı
60 derece olmak durumunda. Yani şurası 10 derecedir. Şimdi ne buldunuz? Şu B eşit kenar. Dolayısıyla şu KF uzunluğu da şuraya eşit. Şimdi F, K, E üçgenine odaklaşın. Gördüğünüz gibi ikizkenar bir üçgen var. Şimdi şurası 60'da, şurası 100'dü, şurası 40'tır. Ve şu açı ve şu açı birbirine eşit olmak durumunda. Dolayısıyla nedir? 180-40, 142'ye bölerseniz 70. Derece. Dolayısıyla x açısı 70. Eksi 40'tan. -30 derecedir. Evet, gördüğünüz gibi bu soru yani tamamen temel ikizkenar üçgenler, açılar, açıların karşısındaki kenarlar eşit olmak durumu falan. Yani tamamen temel bilgilerle çözülebilecek bir soru ama görmesi falan çok zor olan bir soru. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.